Anne sütünü inceleyen uzmanlar süt örneklerinin %75'inde mikroplastik tespit etti. Kadın doğum uzmanı operatör doktor Deniz Yıldıran Sarıcı konuğumuz. Sarıcı'ya soracağız. E, bebeklerin sağlığını bu durum etkiler mi? Nedir uzmanların açıkladığı? Günaydın Sayın Sarıcı. Günaydın. Şöyle efendim. kameranızı evet biraz daha hocam. <laughs> Şimdi ayarladınız. <laughs> <laughs> Onca doğuma giriyorum ama bir kamera ayarlayamıyorum diyorsunuz. Buyurun hocam başlayalım. <laughs> ya, e, çok hakim olduğumuz bir şey değil. Tabii ki e, cerrahi çok daha farklı. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir konuya değindiniz. Bence bu e, halkımızın bilinçlenmesi gereken bir şeydi. E, şimdi bizim e, anne sütünde mikroplastik e, tespitinden önce de e, Plezenta'da tespitimiz gerçekleşti bundan yaklaşık bir yıl önce yani bebeğin eşinde de zaten Plezenta tespitini e, biz yapmıştık e, daha doğrusu İtalya'da buna ilgili yapılan bir araştırmadan haberdardık e, ve annelerin e, tek kullanımlık biliyorsunuz çok fazla pet şişeler var bir sürü evet. kozmetik ürünler var Deniz ürünleri e, kullanıyoruz. E, bu deniz ürünleri de aynı şekilde e, maalesef e, çok ciddi oranda mikroplastik içeriyor. Çünkü e, zaten plastik içeren, e, mikroplastik içeren e, tozlar bile e, soluyoruz şu anda. Çok ciddi oranda artarak devam eden bir sorun var bu dünya için geçerli. Hocam bir soru daha soracağım aslında. Önemli bilgi. Burada sütlerdeki mikroplastik tespit edildi derken devam sütlerini de kapsıyor mu bu durum? Çünkü bir yaşından sonra anneler ben, devam sütü evet. de kullanıyorlar çocuklarına. Evet. Evet şimdi anne sütünde bile aslında bu araştırmayı yapan da bir e, süt firması yani bu tarz bir e, yani yapay e, mama içeren bir firma aslında yapıyor. Şunu demek istiyor zaten anne sütünde de var demek istiyorlar. Fakat ya, yine de anne sütü biliyorsunuz bizim için en değerli ilk 6 ay e, çok önemsediğimiz e, bir besin. En değerli besin anne sütünde bile varsa tabii ki mamalarda da var her şeyde var içtiğimiz suda da var. Mamalarda da var. Bununla birlikte bu gerçek bizim anne sütüne olan değerimizi, anne sütüne verdiğimiz değeri asla değiştirmez. En güvenli besin hala anne sütüdür. Anne sütünün içerisindeki mikroplastik bir mamadan herhangi başka bir şeyden çok çok daha azdır. Varsa bile azdır. Onda bile tespit edildiyse yalnız çok ciddi bir sorun olduğunu sadece farkındayız. Plezantada bebeğin eşinde bile tespit edilmiş. Bu da çok önemli bir bilgi zaten. Her yerde artarak devam etmekte. Şimdi bunun altını çiziyorsunuz hocam. Anneler aslında evet. çocukları söz konusu olduğunda en hassas noktalarından, kırmızı çizgilerinden biridir. Çok doğru. Ee, Emzirmekten vazgeçmesinler doğru. diyorsunuz, değil mi benim anladığım kadarıyla? Asla vazgeçmesinler. Evet. Hamile bir kadın zaten hamilelikteki beslenmesinden itibaren mikroplastikten uzak durmalıdır. Hani bunu anne sütünde bile görüyoruz, plezentada bile görüyoruz derken biz hamile kaldığımızı öğrendiğimiz andan itibaren hani tek kullanımlık plastik e, içeri, plastik içeri, e, tek kullanımlık bütün o plastik e, su olabilir, herhangi bir besin olabilir. Bunlardan mümkün olduğu kadar uzak durduğumuzda daha çok eczanelerden aldığımız dermokozmetikleri kozmetikleri kullandığımızda çünkü onlarda kimyasal ve mikroplastikler çok daha azdır makyaj ürünleri olarak. E, ve de deniz ürünleri işte bu midye, istiridye gibi bunlarda çok fazla hani denizlerde çok plastik de kirlendiği için bunlardan anne, anne karnından itibaren e, uzak durduğumuzda hem enzire Genelde hem, hem gebe evet. kadınlar yani hamile kadın uzak durduğunda bunun önüne geçebiliriz. Bu çok önemli bir araştırma ve ön plana çıkardığınız için de çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz çok hocam katkılarınızdan dolayı. Ee, çok çok teşekkürler. teşekkürler. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Kaldığımız teşekkürler. yerden devam sağ olun. edelim.